Herkese merhaba. Tam 3 haftadır sürekli içerik üretiyorum böyle. Çok mutluyum o yüzden. Ama bu biraz sizin sayenizde diyebilirim. Kombi videoları, alışveriş videoları çekmiştim. Siz çok beğendiniz. Tekrardan çekmemi istediniz. O yüzden ben de Şubat alışverişimi yaptım. Yani ilk Şubat alışverişimi yaptım. Ve yapar yapmaz hemen sizinle paylaşmak istedim. Hem böyle size fikirler olur falan diye bir de çok güzel ürünler buldum. Böyle hani tam böyle Pinterest'ten kopyala yapıştır ürünleri de buldum. O yüzden sizin çok seveceğinizi düşünüyorum, biliyorum. Çünkü hepimiz böyle Pinterest kombileri falan çok seviyoruz. Ve oradaki ürünlerin bir an önce Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. Ve o ürünlerden bir tanesi Türkiye'ye gelmiş. O yüzden çok mutlu oldum ben. Ve hemen sizinle birlikte paket açımına geçmek istiyorum. Evet, o bahsettiğim paketinden çıkan harika ürün şu arkadaşlar. Mutlaka görmüşsünüzdür. Bir tane kadın hani 4-5 tane kombini gösteriyordu. Ve 3 tanesi bu etekli bir kombindi. Ve o zaman ben bu eteği çok beğenmiştim. Hani Türkiye'ye bir an önce gelsin alayım kombineyim istemiştim. Çünkü çok hoşuma gitti. Aslında ben böyle midye etek falan giymeyi çok sevmem. Hani bu tam diz boyunda bitecek şekilde arkadaşlar. Ben bunu çok tüketmiyorum normalde ama bu dekoltesini falan o kadar çok sevdim ki dekoltesinin oranı falan inanılmaz cool duruyor. Böyle yandan bakınca uzun, öbür yandan bakınca kısa duran bir ürün. Çok tatlı bence. Giyip deneyeceğim. Deneyip de size göstereceğim ama öncelikle birazcık inceleme yapalım dedim. Rengini çok beğendim. Kalitesi güzel duruyor gerçekten. Böyle orta kalınlıkta bir ürün. Dekoltesi falan zaten bir numara. Çok güzel. Hemen deneyelim diyorum. Evet, şimdi eteği denedim, geldim. Bence çok güzel duruyor. Bu dekoltesi falan inanılmaz güzel. Bayağı böyle derin dekolteli. Bel kısmı birazcık sanki biraz bol gibi geldi. Yani hani tam istediğim darlık kıvamında değil. Şöyle göstereyim. Birazcık bol duruyor. Yani bir beden küçük tercih edebilirsiniz. Yani buralarda daha çok yapışır. Ben 34 beden giyiyorum. 34 aldım ama mesela 34-36 beden giyiyorsanız 34 beden alırsanız daha güzel olacağını düşünüyorum. Çok güzel. Bacak kısmını şu an gösteremiyorum. Böyle boy kısmı daha böyle dizin altında kaldı. Neredeyse bileklerime yakın oldu. Boyum 1.64 cm. Ama böyle 1.75 boylarda falan diz altında duruyordu. Bu şekilde güzel. Boyunun çok uzun olmasından birazcık rahatsız oldum. Boyu daha kısa olabilirdi bence. Dekoltesini çok sevdim. Ama belini daraltmak gerekiyor. O konuda birazcık sıkıntı ama hani böyle belini daraltıp boyunu da birazcık dizin hemen altına doğru kestirdiğimde tam istediğim model olacak diye düşünüyorum. Ama genel olarak güzel bence. Kumaşı falan da kaliteli. Bu şekilde yani almadan önce dediklerime dikkat ederseniz bence daha çok memnun olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi diğer paketimizi açalım. Bakalım diğerinde ne çıkacak. Küçük durduğuna bakmayın, güzel bir etek çıkacak. Yeni gelen ürünleri ve yorumsuz ürünleri almayı tercih ediyorum ki hani bir fikriniz olsun, almak istiyorsunuzdur yorumu yok diye ya da fotoğraflı yorumu yok diye almadan önce tedirgin oluyorsunuzdur. O yüzden böyle bir şey yapmayı düşündüm. Evet, aldığım etek de bu. Yani rengini çok sevdim ya, çok güzel gerçekten, bakar mısınız? Ama beli sanki biraz büyük gibi duruyor. Üstümde de deneyeceğim, inşallah beli büyük gelmez. Ama rengi falan inanılmaz güzel. Kumaşını çok sevdim. Böyle aşırı güzel kumaş var. Böyle kalınlığı orta kalınlıkta. Kesinlikle iç gösterecek bu kumaştı. Yani iç göstermesinin imkanı yok. İsterseniz siyah renkte giyin. Yine de göstermez bence. Çünkü kalınlığı o şekilde duruyor. Yani hiçbir şekilde iç gösterecek gibi durmuyor arkadaşlar. O yüzden içiniz rahatsız olabilir. Şu kemer detayların olması çok hoşuma gitti. Bu tarz eteklerin üstüne böyle siyah kemerler takılmasını çok seviyorum. Ve özellikle bu tarz eteklerin beyaz gömleklerle ama böyle bayağı bol erkek gömlekleriyle kombinlenmesini falan da aşırı çok seviyorum. Çok güzel oluyor bence. Bu da bu şekilde. Şimdi bunu deneyelim. Bakın bu arada bu short etek. Yani önden etek gibi duruyor ama arkası da short. Hani o yüzden böyle oturup kalkarken falan da çok rahat olacağını düşünüyorum. Hemen deneyelim, çok merak ettim. Ve tata! Ay çok güzel oldu üstünde de. Çok hoşuma gitti. Çok sevdim. Bakın şu şekilde. Boy falan da çok iyi ama bol. Ama neden bol ya? 34 beden alıyorum ama hani 32 aldığımda da olmuyor. Bu nasıl bir beden şey anlamıyorum. Yani bazen mesela trende olan 34 beden alıyorum. Zor giriyorum içine. Böyle hani beden konularında ben biraz sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum. Bilmiyorum. Ama bence bu kesinlikle 34 beden falan değil. Yani bildiğiniz 36 beden. Hani benim de öyle sonuçta 58 cm falan değil ki arkadaşlar. Yani hani ekstra da bir zayıf da değilim. O yüzden bence bedenler büyük. Eğer 36 bedenseniz 34 alırsanız size çok güzel durur. Ama 34 bedenseniz 34 bedeni almayın arkadaşlar. Boşuna yani. Bunu diktirsem bile hani bayağı bir daraltmam gerekiyor. O yüzden iade edeceğim sanırım.
Evet, demin birazcık hüsran yaşadım böyle istediğim gibi bulamadım diye, ama bunun istediğim gibi olacağına eminim. Hemen birlikte bu paketi açalım. Bunu gerçekten çok içime sinerek aldım ve eminim ki güzel çıkacaktır. Ben böyle düşünüyorum. Gelin deneyelim. Poşeti bile güzel gelmiş. Diğerlerinden farklı poşet. Ay çok güzel ya. Çok beğendim. İnanılmaz güzel değil mi? Şunun güzelliğine bakın. Çok hoşuma gitti. Gerçekten inanılmaz güzel. Yani bayağı beğendim. Hemen denemek istiyorum. Vatkaları falan bayağı güzel. Kaliteli yani. Eline aldığında o kaliteyi hissedebiliyorsunuz ya, bazen oluyor ya öyle. Bu kumaştan öyle bir kalite hissettim. Bakın çok güzel. Bir de böyle crop ceket çok istiyordum. Ve böyle çizgili detaylar çok güzel oluyor böyle. Normal cinsler çok güzel oluyor. Eteklerle falan çok güzel oluyor. Bununla ilgili de çok güzel kombi fikirlerim var. Ve zaten videoyu kapattıktan sonra reels videoları çekeceğim. Onları da böyle kombi önerileri falan yapıyorum. İzlemek istiyorsanız burada adreslerim yazılı. Buradan takip edebilirsiniz. Bu arada iki tane adres yazıyorum. Bu Seray Star falan eskiden kullandığım hesabım. Ama spam yediği için maalesef etkileşim çok düşük. O yüzden ben de yeni bir hesap açtım. Ayda Turan diye. Bu arada adım, ilk adım Ayda. O yüzden Ayda Turan yaptım. Biraz ilk adımızı, şansını kullanalım dedim. Oradan yani Ayda Turan'ı takip ederseniz çok sevinirim. Ayda Turan'la Seray Sayfa aynı anda takip ederseniz daha çok sevinirim. Ve kanalıma abone olursanız tabii daha çok sevinirim. Evet, devam edelim. Hemen bunu deneyeceğiz. Ve deneyip geldim. Ay çok güzel, ve denediğimde fark ettim ki kol detaylarına bakın. Böyle kolları böyle bol geliyormuş. Normal ceket gibi değil. Ay çok güzel. Şöyle önünde bağlıyoruz tabii. Böyle çaprazda bağlayabiliriz. Normal önde de normal bir şekilde de bağlayabiliriz. Ama çok güzel duruyor bence yani. İnanılmaz beğendim bunu. Bayağı böyle kalite akıyor yani. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Şu cep detayları çok hoşuma gitti. Bakın şu cep detayları falan aşırı cool. Hani hatırlıyorsanız bunun siyahı vardı. Böyle bir ara çok satıldı. Hatta bej rengi de vardı böyle. Bütün influencerlarda görmüşsünüzdür mutlaka. Hatta böyle takım olarak falan almışlardı. Evet çok güzeldi ama bence çok sadeydi böyle. Ben çok düz sade şeyler biraz sıkıyor. Ama mesela bunun bu çizgili olması falan benim çok hoşuma gitti. Ve kolları böyle farklı olması inanılmaz güzel. Gerçi ben alırken kollarına çok dikkat etmemiştim. Şu an fark ediyorum. Ama aşırı güzel duruyor yani. Buna böyle baya baya aşık oldum bu ceket. Artık benim üstümden uzun süre çıkmayacak gibi duruyor. Bununla ilgili de çok güzel kombinlerim var dediğim gibi. O yüzden bence bunu mutlaka alın. Bakın demin gösterdiklerimi mutlaka alın demedim. Güzellerdi evet, ama hani bedende sıkıntı vardı vesaire derken, hani ben tam olarak nasıl güzel duracağını bilemedim beden konusunda kendim sıkıntı yaşadığım için. Ama bu cuk diye oturdu. Yani bunu herkesin alması, o kadar çok istiyorum ki, çünkü çok memnun olacağınıza eminim. Aşırı kaliteli yani, hani gitseler böyle lüks markalarda olsa, böyle aşırı lüks markalarda olsa bence yani bayağı pahalı eder bu ürün. O şekilde bir kalitede duruyor aslında. Ay hiç çıkartasım gelmedi. Size bu eteği giyip göstermek istiyorum. Bunu daha önce almıştım ama çok fazla giyemedim. Ve size de göstermediğimi fark ettim. O yüzden bu videonun içerisinde göstermek istedim. Bu da güzel, hafif bir bol etek olmuştu. Ama böyle kemeriyle falan sıkarak tam bedenime uygun yapıyordum. Evet, bu etek de bu şekilde. Bence deseni falan çok güzel. İnce kumaşı var ama iç göstermiyor. Çok kışlık diyemem. Daha böyle baharlık bir etek. Ama hazır indirimdeyken hemen size göstermek istedim böyle. Belki indirimdeyken ilkbahar için stok yapmak istersiniz diye. Ama bence çok tatlı. Bununla da ilgili çok güzel videolarım vardı. Böyle pembe blazer ceketle kombinlemiştim. Çok güzel olmuştu. Onları da izlemek istiyorsanız Instagram hesabıma bakabilirsiniz. Bu normalde beli çok dar değil hani, ama çok bol da değil. Deminki gibi bol da değil. Hani yani 34 bedenim. İade etmedim. Bence bu kemerle falan sıkıştırıyorum. İçine mesela kazak falan sokuyorum. O zaman böyle tam oluyor. Güzel bir etek bence. Ben sevdim. Sonra şöyle bir tayt aldım. Biliyorum. Bu artık zaten herkesin dolabında olan bir tayt. Bende siyahı vardı, grisi vardı, mavisi falan vardı. Ama bu rengi yoktu. Bu rengi almak istedim. İç göstermemesini çok sevdim açıkçası. Şöyle hani bayağı bildiğiniz kalın ve iç göstermiyor. Daha sonra çiçek sepetinden böyle sevgililer günü için harika bir elbise aldım arkadaşlar. Bakın çok şık. Böyle hafif, böyle bacak kısmında da böyle yırtmacı da var. Çok tatlı duruyor. Kadife olmasını çok sevdim. Yani özel günler, bir şey yılbaşında olsun ya da böyle sevgililer günü vesaire, özel günlerde kadife giymeyi çok seviyorum. Bence kadife böyle bir ağırlık katıyor. Çok hoşuma gitti. Askılarını falan da çok sevdim. Genelde böyle askılı dışarılar çok uzun oluyor falan. Önünüz açılıyor. Bunda öyle bir sorun yok aslında. Çünkü askıları çok güzel ayarlanmış durumda.
hemen denemek istiyorum. Zaten sevgililer günü için elbisen önerisi diye ayrı bir video çekeceğim. Ama şimdiden alışveriş yapmak isteyenlerin aklında böyle bir fikir bulunsun istedim. Çünkü şu an çiçek sepetinde inanılmaz indirim var. Ben onu çiçek sepetinden aldım ve çok uygun fiyata aldım. Hani kaçmaz bence, fiyatlar artmadan alın diyorum. Bu arada açıklamaya linkleri bırakıyorum. Bütün kıyafetlerin linkini açıklamaya bırakacağım. Direkt böyle tek tıkla ulaşabilirsin. Ay, elbise inanılmaz sevdim. Çok güzel duruyor bence. Bu böyle yukarıdan dar giyilip aşağıya doğru açılması beni ince göstermiş. O açıdan da çok sevdim. İnanılmaz güzel. Böyle boy olarak da bu şekilde. Böyle mini bir elbise zaten. Bir de böyle tatlı bir küçük yırtmaç yapmışlar. Onu da çok sevdim. Çok güzel, çok şık duruyor bence. Kesinlikle sevgililer gününde giymenizi tavsiye ediyorum. Böyle iki tane minnoş çanta var. Çok seviyorum. Özellikle bunu çok sevdim ama bunun stokları çok az kalmış. Sanırım size anlatmaya biraz geç kaldım. Çok tatlı. Böyle içi falan da geniş, böyle bayağı ürün falan alıyor. İçine böyle askısı da var. Çok tatlı. Ha, ben rengini çok beğendim. Bir de bunun böyle koyu pembesi vardı. O da çok güzeldi. Böyle çok şık, kaliteli bir ürün duruyor bence. Bir de bu var zaten, bunu çok fazla kişi paylaştı. Bu muadilin muadilinin de muadili aslında. Böyle bayağı uygun fiyata aldım. 169 TL'ye almış olmam lazım. Çok güzel, çok kullanışlı, küçük duruyor ama içine böyle hani her şeyi sığdırabiliyorum. Böyle bayağı geniş sığıyor. O açıdan da çok seviyorum. Çok tatlı ve her şeyde çok güzel duruyor. Bir de benim bence bunu siyah renginde almam lazım. Siyah rengi de çok kullanışlı çünkü, ama kahverengi de çok güzel duruyor. Ben bunu aslında her rengini almak istiyorum yani. Çok güzel bir çanta. Bunu da size öneriyorum. Bir de böyle telefon kılıfı alışverişi yaptım ve uygun fiyata yaptım. Bunu Shopee'den yaptım. Shopee linki de aşağıda paylaşacağım. Sağ olsunlar, aldığım kişiler çok ilgili değildiler. Hemen kargo verilmesini istedi ve hemen kargoya verdiler. Hani ürünü aldıktan sonra ertesi gün elimde oldu. Çok sevdim. Öncelikle bunu çok sevdim. Böyle Louis Vuitton çakması. Böyle çakma ama bence çok tatlı duruyor. Ben internet sitesine baktığımda bunun benzeri yoktu. Ama bunun benzerine çok benzer bir ürün, aynısı bu Shopee linkinde vardı. Onu alacaktım ama telefonun modeline uygun olanı bulamadığım için bunu aldım. Ama sevdim yani, böyle gerçek deri gibi duruyor. Bu detayları falan da çok sevdim. Bir de böyle bunlara uyumlu ekran koruyucusu aldım. Öyle atıyorum, şu an video çektiğim için gösteremiyorum size. Ama o da çok güzel. Bir bunu aldım. Bayağı uygun fiyata aldım. Bir de mesela istiyorsanız Louis Vuitton'un paketiyle yolluyorlar. Paketi için ekstra 30 TL eklemeniz gerekiyor. Ben paket alma gereği duymadım. Zaten orijinal olmadığı için pakete de ihtiyaç duymadım. Bir de bunları aldım. Bunlar normalde diğer böyle pazar yerlerinde daha pahalı oluyordu. Buna çok uygun fiyata aldım. Çok güzel duruyor bence. Bir böyle beyaz rengini aldım. Böyle her şey güzel gidiyor diye. Bir de gold detayını çok seversek. Bir de bu kırmızıyı alıp deneyeceğim bakalım. İnşallah olur. Tek korkum şu. Aldığım ekran koruyucularla acaba bu girebilecek mi? Onu düşünüyorum. İnşallah girer. Bir de böyle ikili ışık aldık aslında biz. Çok güzel. Şu an ışıkları da deniyorum. Ama tabii ışığı tam galiba ayarlayamadım. Arkada gölge çıkıyor. Ama ışıkların şiddeti o kadar güzel ki çok beğendim. Onu da linkini paylaşacağım. Ama zaten detaylı olarak bir gün sadece onlardan bahsettiğim bir video çekmek istiyorum. Özellikle sürekli video çeken arkadaşlarım için. O yüzden şimdi bunu böyle kısaca geçiyorum. Evet, şimdi yani benim bu hafta aldıklarım bunlardı. Şubat alışverişi için aldıklarım bunlardı. Ama tekrardan tabii Şubat alışverişi devamı gelecek. Yeni şeyler çıkıyor ya, her ay bir şeyler ekleniyor. Yeni ürünler geldikçe ben size elimden geldiğince tüm ürünleri alıp deneyeceğim. Ama şöyle bir şey var. Eğer istediğiniz ürünler varsa, hani bak Seray bunu da dene, bunu da çok merak ediyorum, almadan önce görmek istiyorum falan diyorsanız bana Instagram'dan, DM'den yazabilirsiniz. Ya da burada yoruma işte ürünün koduyla birlikte yazarsanız ben onu hemen sipariş edip en kısa zamanda size videosunu çekebilirim. Kısacası böyle. Bugünkü deneme videomuz bu şekildeydi. Umarım sevmişsinizdir. Aşağıya yorumları bekliyorum. Yani benim için aldıklarımın çoğu güzeldi ama kötü olanlar da vardı. Yani bel konusunda sıkıntılardan da iki eteğimde sıkıntı hissettirdi bana açıkçası. Ama elbiseyi çok beğendim. Cekete bayıldım zaten. Onun dışında böyle telefon kaplarımı falan çok sevdim. Yani güzel bir alışverişti aslında. Normalde daha ucuk oturan ürünler seçiyordum. Bu seferlik böyle oldu. Ne yapalım? İnşallah bir sonraki alışverişimde daha çok her şeyi beğeniriz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü siz böyle yorumlar attığınızda gerçekten daha çok video çekmek istiyorum. Böyle motive oluyorum. O yüzden beni motive etmeye ne dersiniz? Abone olmayı da unutmayın.